Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Saffat suresi 99-113. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, yani Hazreti İbrahim'in iki oğlu olan Hazreti İsmail ve İshak, bunlardan bahsediyor ve özellikle Hazreti İsmail'in kurban edilmesi olayı Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yer alıyor. Bu surede, bugünkü okuyacağımız bölümde anlatılıyor. Cenab-ı Hak burada bize şöyle bildirmekte. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْدِنْ İbrahim dedi ki, ben Rabbime gideceğim, o bana yol gösterecek. Burada Rabbime gideceğim demesi tefsirlerde şöyle açıklanıyor. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldıktan sonra Nemrut ve adamları tarafından Allahu Teala onu ateşten kurtardı. Ateş onun için bir gül bahçesi oldu adeta. Ve artık Nemrut ve adamlar ona bir şey yapamadılar. İbrahim Aleyhisselam o zaman inni zahibun ila rabbi, ben Rabbime gideceğim. Yani Rabbimin bana emrettiği yere gideceğim. Böyle ifade etti. Şam tarafına yöneldi. Seyehdin, o bana yol gösterecektir. O bana hidayet edecektir. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın olur ki Rabbim bana yol gösterir demek yerine yol gösterecektir demesi Allah'a olan tevekkülünden ve bir peygamber olması hasebiyle de kendisine bu noktada teminat verilmesinden olabilir. Rabbi hebli minas salihin ve dedi ki ya Rabbi salihlerden bana bir evlat nasip et. Burada hibe kelimesiyle bunun ifade edilmesi normal şartlarda Hazreti İbrahim'in çocuğu olacak durumda değil. Hanımı kısır, kendisi de yaşlı ama Allah dilediği zaman o şartlarda da evlat verir ve Hazreti İbrahim'e veriyor. Febeşşarnahu bi gulamin halim. Biz de onu halim bir evlat ile müjdeledik. Halim yani uysal. Uysal bir çocukla, mutedil tabiata sahip bir çocukla onu müjdeledik. Burada halim olması, Hazreti İbrahim'in de halim olma ciheti Kur'an-ı Kerim'de yine nazara veriliyor. Ve evlat genelde genetik yön itibariyle babasına da çeker. İşte Hazreti İsmail demek ki bu yönüyle babası Hazreti İbrahim'e çekmiş. Genetik yön itibariyle de onun gibi halim selim bir insan. Felemma bela mahus say, çocuk İbrahim'le beraber koşacak duruma, say edecek duruma geldiğinde gale İbrahim dedi ki ya buneyye, yavrucuğum, inni era fil menam, ben uykuda rüyada görüyorum ki enni ezbahuke, ben seni kurban ediyorum. Fenzur mâzâ terâ, yani bak bakalım. Yani düşün, ne dersin bu konuda, kanaatin ne? Gale, çocuk dedi ki, yani Hazreti İsmail, rivayetlere göre o zaman 13 yaşında. 13 yaşındayken dedi ki, ya ebeti, babacığım, if'al mâ tü'mer, sana ne emrediliyorsa onu yerine getir. Setecidunî inşallah minas sabirin, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Burada baba ve oğulun bir imtihanı söz konusu. Tefsirlerde anlatıldığına göre İbrahim Aleyhisselam Kurban Bayramı'ndan iki gün evvelinde bir rüya görüyor. Ve rüyasında evladını, oğlu İsmail'i kurban ettiğini görüyor. Diğer gün Arefe günü aynı rüyayı görüyor. Üçüncü gün yine aynı rüyayı görüyor. Arda arda üç defa görüyor. Zaten hadis-i şerifte de şöyle ifade edilmiştir. Rü'yel enbiya vahiy. Yani peygamberlerin rüyası vahiydir. Allahu Teala bir kısım mesajını rüyada da peygamberine verir. Tabi burada maksat Hazreti İsmail'in kurban edilmesi değil ama baba ve oğulun bu noktada bir imtihandan da geçirilmeleri. Ve izibtela İbrahim'e rabbuhu bi kelimatin. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemişti. Fe etemmehunne, o da
başarılı bir şekilde bunları tamamladı. Yani buradan şunu anlıyoruz. Peygamberler de bir imtihana tabi. Allahu alemu haythu yec'alu risalete. Allah risalet görevini kime vereceğini en iyi bilendir. Dolayısıyla Ebu'l-Enbiya olacak, peygamberlerin atası, ecdadı olacak bizzat çetin imtihanlardan elenerek seçiliyor ve bunun neticesinde kendisine hem nübüvvet payesi hem de evladının salahatı, peygamber olması gibi imkanlar, nimetler bahşediliyor. Bu açıdan baktığımızda bunun da bir imtihan olduğunu, hem Hazreti İbrahim'in hem de oğlu İsmail'in böylece denendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Murad-ı ilahi İsmail'in kurban edilmesi değil, bu münasebette insanlığa kurban ibadetinin başlatılmasıdır ve insanlara kurban nimetinin bu şekilde takdim edilmesidir. Felemma esleme, ikisi de Hakk'a boyun eğdiklerinde, teslim olduklarında ve tellehu lil cebin, oğlunu yere, şakağı yere dayanmış şekilde yasladığında ve nadeynahu en ya İbrahim, ve biz ona nida ettik, ey İbrahim dedik. Kad saddakte rü'ye, sen rüyayı sadık kıldın. Yani rüyada sana verilen mesajı algıladın ve buna göre gereğini yaptın. İnne kezalike neczil muhsinin, biz muhsin olanları, iyi olan insanları böyle mükafatlandırırız. İnne hâze lehuvel belâul mubin, şüphesiz bu çok büyük bir imtihandır. Yani Hazreti İbrahim'in ve oğlu İsmail'in maruz kaldığı bu hal çok çetin bir imtihandır. Ve fedeynâhu bizibhin azim, ve büyük bir kurbanlığı ona fidye olarak verdik. Yani oğlu İsmail'e bedel kurban etmek üzere kendisine büyük bir koç verdik. Rivayetlere göre bu cennetten gönderilmiş olan bir koçtur ve melek tarafından getirilmiştir ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'in yerine onu fidye olarak, onu bedel olmak üzere kurban etmiştir ve böylece insanlığa kurban nimeti takdim edilmiştir ve günümüze kadar da bu kurban şeklinde gelmiştir. Günümüzde de yine kurban devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim kurbanı nazara verirken len yenalallaha luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhu takva minkum buyuruyor. Yani o kurbanların ne kanları ne etleri Allah'a ulaşmaz, lakin sizin takvanız Allah'a ulaşır. Dolayısıyla maksat sadece kan akıtmak değil, sadece et yemek değil, maksat Allah yolunda Bismillah Allahu Ekber diyerek kurban kesebilmektir. Ve bu ülkemizde de yaygın bir şekilde uygulanan bir ibadettir. Tarih boyunca da Müslümanların devam ettiği bir ibadettir. Ve terakna aleyhi fil ahirin, biz sonrakiler içerisinde ona bir yad-ı cemil nasip ettik. Yani İbrahim'in rahmetle anılmasını ve yad edilmesini sağladık. Selamun ala İbrahim, İbrahim'e selam olsun. Kezalike neczil muhsinin, o kezalike neczil muhsinin, biz muhsin olanları, iyi işler yapanları işte böyle mükafatlandırırız. İnnehu min ibadinel müminin, o bizim mümin kullarımızdandı. Yani bize inanmış, bize güvenmiş olan kullarımızdandı. Kezalike ve beşşernâhu bi İshak nebiyyen minas salihin, ve salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak'ı ona müjdeledik. Ve bâreknâ aleyhi ve alâ İshak, hem ona hem İshak'a mübarekiyet verdik. Onların nesillerini bereketli kıldık. Yani hem İsmail'in nesli hem İshak'ın nesli mübarek kılındı. Hazreti İsmail'in neslinden Peygamber Efendimiz gelmiştir ve Hazreti İshak'ın neslinden Hazreti Yakup, onun oğlu Hazreti Yusuf ve oradan daha diğer nesiller itibariyle günümüze kadar gelmiştir, dallanmıştır.
Ve min zürriyetihime muhsinun, ve bu ikisinin zürriyetinden, yani hem Hazreti İsmail'in hem de Hazreti İshak'ın zürriyetinden iyi olanlar var. Ve zalimun li nefsihi mubin, ve apaçık bir şekilde nefsine zulmeden de var. Yani peygamber oğlu olmakla insan imtihan edilmeyecek değil. Bizzat peygamberlerin kendisi zaten çetin imtihanlardan geçirilmiş. Dolayısıyla Hazreti İsmail'in neslinden gelen insanlar da imtihan ediliyor. Hazreti İshak'ın neslinden gelen insanlar da imtihan ediliyor. Ve o peygamber nesilleri içerisinde gerçekten iyi olanlar var, muhsin olanlar var. Ama öte yandan gerçekten apaçık bir şekilde nefsine zulmeden, günahlara dalmak suretiyle kendine yazık eden kimseler de var. Günümüzde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinden gelenlere Ali Beyt, Ehli Beyt ifadesi kullanılır. Ve Ali Beyt'e mensup olmak elbette çok güzel bir mazhariyettir. Peygamber torunu olmak gayet güzel. Ama bir başka açıdan baktığımızda aslında bütün insanlar peygamber torunlarıdır. Çünkü insanlığın nesli Hazreti Nuh'da birleşiyor veya orada birleşmese bile en azından Hazreti Adem'de birleşiyor. Hazreti Adem Ebul Beşer, bütün insanlığın atası ve bir peygamber. O peygamber olunca onun neslinden gelen bütün insanlar da peygamber torunları oluyor. İşte o peygamber torunları içinde peygamber olanlar var. Gayet iyi işler yapan ve o peygamberlerin gittiği yoldan giden bahtiyar insanlar var. Ama o nesiller içerisinde nefsine zulmeden kimseler de bulunmakta. Nefse zulmetmek, genelde zulmün 3 mertebesi anlatılır. Bunlardan birisi Allah'ı tanımamak veya Allah'a şirk koşmak. İnne şirkele zulmün azim. Yani şirk koşmak en büyük bir zulümdür. Bu manada bir zulüm var. Zulmün ikinci nevi başkalarının hukukuna tecavüzde bulunmak. Yani gıybetini yapmak, malını çalmak, hatta adam öldürmek gibi şeyler. Bunlar da çok büyük zulümler. Bir de kişinin kendi nefsine zulmetmesi var. Allah ona akıl vermiş, aklını dalaverede kullanıyor. Allah ona servet vermiş, serveti diyelim oyunda, eğlencede tüketiyor. İlim öğrenme kabiliyeti vermiş, ilim öğrenmek yerine boş şeylerle meşgul oluyor. Allah ona sağlam bir mide vermiş, haram lokma ile orayı dolduruyor. Bu gibi şeyler kişinin nefsine zulmetmesidir. Ve insan zulmün her türlüsünden uzak kalmalı. Allah'a tam bir tevhidle inanmalı. Diğer insanların hukukuna riayet etmeli. Ama kendi nefsinin de kendisi üzerinde hakkı var. İşte kendini yetiştirmeli. Kendini kamil bir insan haline getirmeli. Çünkü insan şu dünyada nakıstır ve noksandır. Ta ki tekamül etsin, belli bir seviye kazansın, cennete ehil olacak bir duruma gelsin. Bunun için dünyaya gönderilmiştir. Bunun için yaratılmıştır. Böyle olunca insanı cehenneme ehil edecek bir hale getirmek, cehennemi netice verecek fiiller yapmak, kişinin kendi kendine zulmetmesidir. Bu manada nefsine zulmeden pek çok insan var ve insanların büyük bir ekseriyetinin, kahir bir ekseriyetinin zulüm içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan kurtulmak için, bu gibi zulümlerden kurtulmak için Kur'an-ı Kerim'i iyi okumak, Kur'an'ın mesajını iyi değerlendirmek ve ona göre de hayatımıza bir yön vermek, belli çizgilerde, Allah'ın gösterdiği yolda ilerlemek gerekiyor. Değerli izleyenlerim, bunu ifadeden sonra konuyla alakalı şu değerlendirmeyi de yapmakta fayda görüyorum. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban ettiğini rüyasında görmüştü. Hatıra şu gelebilir: rüyalar bağlayıcı mıdır? Rüyada benzeri bir şeyi biz de görsek hemen bunun gereğini yapmamız gerekir mi? Ulemanın bu konudaki değerlendirmesi şöyledir: rüya bağlayıcı değildir. Ama peygamberlerin rüyası bizim rüyalarımız türünden değildir. Ve onların rüyası hadis-i şerifte ifade edildiği üzere vahiydir. Allah-u Teala
bir kısım mesajlarını onlara rüyada da vermektedir. Ve onların kalp ekranı net görüntü verdiğinden onların rüyası sadık rüyadır ve ona göre gereğini onlar yaparlar. Ama şu anda bir insan rüyasında kendi oğlunu kurban ettiğini görse ve kendini de Hazreti İbrahim'in yerine koysa ve kurban etmeye kalksa oğlunu, kendi oğlunun katili olur. Ve bizlere bakan yönüyle şöyle değerlendirmek lazım. Rüyanın tabiri vardır, tevili vardır. Hemen rüyanın zahirine göre hareket edilmez. Bir kimse eğer rüyada oğlunu kurban ettiğini görüyorsa bunun yerine bir koç kurban eder ve Allah yolunda bunu infak eder. Ve o şekilde rüyada bunu bir mesaj gibi algılayabilir ve bunun hiçbir zararı da yoktur. Aksine insanların lehine olan bir durumdur. Bir kısım gariban insanlar bu vesileyle işte o adak olan kurbandan yemiş olacaklardır ve bu da faydalı olan bir şeydir. Bu manada insan bir takım böyle tehlikeli rüyalar görecek olursa hemen bunun gereğini yapması uygun değil, araştırması lazım ve bilenler varsa etrafında sorması gerekir ve ona göre bir durum değerlendirmesi yapması lazım. Kaldı ki bazı rüyaların sadık rüya olma özelliği de yoktur. Bir kısım rüyalarda daha çok insanın hayali devreye girer veya daha önce yaşamış olduğu günlük olaylar rüyasına yansır. Hatta seyretmiş olduğu filmler rüyasına yansır. Hemen bunların zahirine göre hareket etmek elbette uygun değildir. Cenab-ı Hak bizleri Allah yolunda daim ve kaim eylesin. Cennetine, cemaline mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.